Burada Cumhuriyetçi Parti'den Indiana Delegesi Ersal Özdemir konuğumuz. Ben işin gerçeği Ersal Bey'le tam 4 sene önce Minnesota'daki Cumhuriyetçi Parti kurultayında tesadüfen tanışmıştım. Kendisine sormuştum. Tekrar aradım. Tekrar delege misiniz diye ve evet kendisi delege olduğunu söyledi ve seve seve programımıza katılmayı kabul etti kendisi. Ersal Bey, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce ben Mitt Romney, Paul Ryan ekibinden beklentilerinizi sorabilir miyim? Cumhuriyetçi Partisi Paul Ryan'ın başkan adayı olmasıyla gerçekten hareketlendi. Paul Ryan genç, ilerisi çok güçlü bir milletvekili şu anda. O yüzden partinin ana beysi bayağı heyecanlandı. Şu anda büyük bir güzel bir momentum var şu anda. Kendisi zaten mecliste bütçe komisyonu başkanı. Şu anda Amerika'da bildiğiniz gibi ekonomiden dolayı bütçe konuşmaları çok önemli. O yüzden kendisinin zaten büyük platformu var bütçe kesimleriyle ilgili. Mitt Romney'nin Paul Ryan'ı şeye koyması, TİK'te koyması bence durumunu güçlendirdi. Anlıyorum. Mesela genelde her ülkeden Amerika'daki seçimlere bakış açısında şöyle bir durum var. Acaba bu yeni aday bizim ülkemiz hakkında ne hissediyor diye. Mitt Romney'nin aşağı yukarı dış politikasının biraz şahin olduğunu biliyoruz. Siz ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Mitt Romney bildiğiniz gibi iş adamı, eski vali, Massachusetts valisi ve bu ortalamalarda devamlı kaldığı için sonuçta yurt dışına gidip geldi yani ve etrafında çok güçlü insanlar var. O yüzden dış politika açısından yani fazla bir büyük bir şey diyeceğini sanmıyorum. Genelde bildiğiniz gibi cumhuriyetçiler milli savunmaya önemli bakıyorlar. Bütçenin kesileceğini sanmıyorum. Eğer Mitt Romney seçilirse defense bütçesinin, savunma bütçesinin. O yüzden tabii Mitt Romney Middle East'te önemli. Mitt Romney İsrail dostu. İsrail'i ziyaret etti yakında. Commitment'ını tekrar söyledi. O yüzden Middle East'te bayağı ilgili olacağına inanıyorum ben. Anlıyorum. Sizinle 4 yıl önce karşılaştığımı söylemiştim. O zamandan bu yana iki kurultay arasında ne değişiklikler görüyorsunuz? Tabii 2008'deki durumla şu anda farklı. O zaman Cumhuriyetçi Başkan'dı George Bush. Ve George Bush ekonomi bir zayıflamaya başlamıştı. Yani Cumhuriyetçilerin seçilme ihtimali biraz zayıftı genelde. O zamanki aday iyi adaydı ama o kadar enerjik değildi bence. Mitt Romney çok enerjik. Vice President kendi Paul Ryan çok enerjik. Ve tabii ekonomi hafif düzeldi ama daha çok ileri gitmesi gerekiyor. Durum o kadar düzelmediği için Cumhuriyetçilerin bence şeyleri daha fazla şu anda. Seçilme ihtimalleri daha yüksek. Ben size kısa bir soru sorayım. Neden Amerika'da siyasete atılmayı tercih ettiniz? Neden Cumhuriyetçi Parti'yi seçtiniz? Cumhuriyetçi Parti daha çok business, iş o, ufak hükümet, daha verimli hükümet, şahıs individual rights'lara savunan ve liberty savunan bir platform daha çok. Ve arkadaşlarım, tanıştığım arkadaşlar şey oldu, etkili oldu. Onların sayesinde partinin gençlik kuruluna girdim, ondan sonra gençlik kurulu başkanlığı yaptım. Benim görüşüme daha uygun duyuyor şu kendi şahsen. Tabii ben moderate Republican'ım. Sonuçta fiscal yönden Republican'ım. Sosyal yönlerde bazı tabii şeylerde demokratlarla da birlikteyim ama genelde değişik konularda Cumhuriyetçi Partisi benim platforma daha uygun duyuyor. Çok kısa bir soru. Amerika'daki tabii. Türklerin siyasette daha aktif olmasını istiyorsunuz öyle çok, mi? Çok evet. Çünkü biliyorsunuz burada platform çok önemli. Burada seçimler genelde bağışlarla yapılıyor. Ne kadar çok bağış toplayabilirsiniz o kadar reklamlar verebiliyorsunuz, seçiliyorsunuz. Burada hükümet desteklemiyor seçimleri. Evet. O yüzden ne kadar çok şahsen girebilirsek Türkleri bağış toplayabilirsek okay. Daha da güçlenecek. Sayın Ersal Özdemir konuğumuz oldu. Selin yayınımızın konuğu oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.